Merhaba arkadaşlar, bugün 24 Mayıs ve saat 13. Bu saatin bir önemi var. Dünya ile aynı anda Fuji'nin yeni kamerasını tanıtıyoruz. Yeni kameranın adı XS20 ve böylece zor ismi olan kameralara yeni birisi daha katılmış oluyor. Satıcıya gidip bana bir XS20 verin demek zorundasınız. XS20 daha önceki XS10'un geliştirilmiş hali. Daha iyisi yani. Aslında daha çok bir vlog kamerası olarak düşünülmüş ama diğer kameraya göre bir takım üstünlükleri var. Sevindirici tarafı şu, içindeki sensör, algılayıcı XT4'ün içindekiyle aynı. Fakat işlem daha hızlı ve daha ucuz. $1299 olacağı söyleniyor. Ben tam Atina gezisine çıkmadan önce Fuji bize sağ olsun bu kamerayı verdi. Ve ben de 3 günlük o gezide bu kamerayı kullandım. Fuji'nin kamerasını deniyoruz bu tatilde. Fuji neden 1969'daki gibi kameralar yapıyor? Bunu kendime sormak. Yunanistan'dayız. Yeni kamera XS20. Daha kötü bir isim olabilir mi acaba? Karşınızda Atina. Evet arkadaşlar, turistik yaptık. Kendime ne aldım, ne bilirim buna? Yunan gömleği. Kameranın bu hali çok iyi. 8 mm bir lensi üzerinde şu anda. Henüz çıkmamış bir kamerayla dolaşıyorum, çok havalı ama kimse farkında bile değil. Bence de insanlar gereğinden çok fotoğraf çekmiyor mu? Ben hiç anlamıyorum insanların niye bu kadar çok fotoğraf çektiği. Gerçekten anlamıyor musun? Anlamıyorum. Sen niye çekiyorsun? Ben çok çekmiyorum, farkındaysan. Video çekiyorsun, onları çarparsan kaç bin tane fotoğraf yapar? Hayır, hep idareli kullanmaya çalışıyorum. Ama video şöyle pırt diye bir geçsen 800 tane fotoğraf var orada. Onu kompanse etmeye kardeşim ben, benim YouTube kanalım var. Bu hani insanlar ben, ne yapıyor? Ben de mimarlık. Bir daha bakıyor musun? Bakıyorum. Aydın. Ne aralıkta bakıyorsun? Aklıma esince. Arkadaşlar, karım yine beni yoruldu. Kendisi de yoruldu. Turizmden nefret ederim. Turistler, dünyanın en kötü şeyi. Bir şehirde gezmek çok zor bir şey. Çünkü aslında bir şehri gerçekten görmek için drone ile çekmek gerekiyor. O zaman Google'dan bakalım yani. Zaten o daha iyi. Hiç yorulmuyorsun. Biraz da kameradan bahsedeyim. Kameranın pili çok iyi gidiyor. Bak o iyi, o iyi bir tarafı. LCD'sinden çok memnun değilim. Göremiyorum. Güneşte görmek çok zor. Hatta imkansız diyebiliriz. Ama yine de Fuji'yi tebrik etmek lazım. Hafif bir kameraya herkesin ihtiyacı var. İnsan niye evinden kalkıp buralara gelir, bunu hiç anlamıyorum. Bak bütün bu insanlar gelmişler bir yerlerden. Atina'ya gittik. Aa, Atina harika. Güzel bina. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldin. Dünya Kos'a geldik. Evet, overcast günlerde pozlama zordur arkadaşlar. Kameranın en sevdiğim tarafı auto exposure'ın iyi olmasıydı. Gördüğüm kadarıyla dinamik aralık da bayağı iyi. Hava kapalı bugün. Yeşil yandı, geç. Kırmızı yandı, dur. Atina'da zengin semt var mı, onu arıyoruz. Evet, aşağılık turistler yine etrafı sarmış sayın seyirciler. Evet, 8 mm'yi taktım. Güzel oldu şimdi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi turistler her yere yayılmış. Kalabalıklar içinde kayboluyorum ben. Sen beni bir daha görür müsün? Son bir. İşte bu adamlar demokrasiyi buldu arkadaşlar.
budistler yasaklanmalı ya. Yani bu eserlerin böyle bizim gibi alelade insanlar tarafından gezilmemesi lazım. ...160 megabits per second çekiyoruz şu anda. 100 megabit. 100 megabit ne, nasıl fark ediyor bu kadar? Kameranın bir takım yeni özellikleri var. Bunlardan en önemlisi ve benim kullandığım 6.2K... Open Gate çekim yapabilmesi. Open Gate nedir diyenleriniz olabilir. Bildiğiniz gibi fotoğraf makineleri 3'e 2 oranında algılayıcılar kullanıyorlar. Oysa video çekerken biz 16'ya 9 çekim yapıyoruz. Yani 3840'a 2160 gibi çözünürlükler kullanıyoruz. Burada yeni bir seçenek ortaya çıkarmışlar. Open Gate, yani bütün sensörü kullandığınız 6.2K'lık yeni bir formatta kayıt yapabiliyorsunuz. Böylece aslında her şeyi kaydetmiş oluyorsunuz. Bir takım yararları var. Stabilizasyon yapabilirsiniz. Rekadraj dediğimiz yeniden çerçeveleme yapabilirsiniz. Veya sosyal medyada biliyorsunuz dikine üretmek çok moda. Dikine de yapacaksanız aynı içeriği böylece yapma kolaylaşıyor. Dolayısıyla bütün sensörü kaydedip o sensörün içinden kendinize uygun olan kareyi alma şansınız var. Sensör eski, X-T4'teki sensör ama içindeki işlemci yeni olduğu için çok daha iyi otofokus, 4K'da 60 kareye kadar çekim, daha hızlı işleme, daha iyi netlik yakalama gibi bir takım özellikleri var. Kamerayı açıyorum. Ben biliyorsunuz Fuji kameralara çok sıcak değildim. Bu tasarım bana eski geliyor biraz. Onun için biraz şüpheyle yaklaşmıştım ama gerçekten Yunanistan seyahatinde çok iyi performans verdi. Çünkü kamera tek başına gelmiyor. Bir takım ek aksesuarlar üretmişler. Bunların en önemlisi TGBT1 dediğimiz bu aksesuar. Bir üç ayak bu ama basit bir üç ayak değil. Hem bu şekilde üç ayak olarak kullanabiliyorsunuz. Tabii çok kısa ama. Şurada kilitleri var. Bunları tilt ve pan yapabiliyorsunuz. Üstüne de Bluetooth'la çalışıyor. Bluetooth'la bağlıyorsunuz kameraya. Kayıda girmek. Eğer uyumlu lensiniz varsa zoom in zoom out yapabilmek, fotoğraf çekmek gibi bir takım fonksiyonları koymuş. Dolayısıyla tam bir vlogger kamerası diyebiliriz bu özelliğiyle. Ben bu tür şeylere gıcık olurdum, kullanmayacağımı zannediyordum ama Yunanistan'da tamamen bunu kullandım. Özellikle vlog yapacaksanız, yani kendinizi tek başına çekecekseniz, kameranın kendinize doğru çevirdiğinizde tutması çok kolay değil. Dolayısıyla altta bir handle olması gayet yararlı bir şey. Yeni işlemcinin bir yararı daha var. Pil çok iyi gidiyor. Normalde bu tür kameraların en büyük sorunudur. Örneğin Canon'un kameralarında defalarca pil değiştirmeniz, yanınızda bir sürü pil taşımanız gerekir. Bunda tek bir pille 90 dakikaya kadar kayıt mümkün. Ve ben de bütün gün çekim yaptım. Gerçi aralıklı olarak yaptım ama hiçbir şekilde bir pilin yarısına bile gelemedim. Dolayısıyla diğer pil çantadan hiç çıkmadı diyebilirim. Kameralarda en büyük problem pozlama biliyorsunuz. Ve ben de bir şey itiraf etmek zorundayım. Artık auto exposure kullanıyorum sayın seyirciler. Bütün Yunanistan seyahatim boyunca auto exposure kullandım. Çünkü çok fazla ayarlanması gereken şey var. Videoda, görüntülerde göreceksiniz. Hava sürekli değişiyor. Olduğum yer sürekli değişiyor. Çektiğim şeyler sürekli değişiyor. Dolayısıyla sürekli benim 4 tane parametreyi, yani asayı, shutter speed'i, diyaframı ve white balance'ı ayarlamam çok zor. Dolayısıyla maalesef auto kullandım sayın seyirciler. Fakat şaşırtıcı derecede kamera dinamik aralık olarak başarılı. Çünkü yeni bir log modu gelmiş. F-log 2 diye. F-log 2 sayesinde dinamik aralık 13 f-stop'a çıkıyor. Daha önce 12 f-stop'tu. Bu sayede özellikle Yunanistan'da Akropolis'te çekim yaparken hava çok güneşli. Tabii genellikle güneşe karşı veya gökyüzüne karşı sütunları çekiyorsunuz. Çok büyük parlaklık farkı var. Fakat buna rağmen kamera hepsinde çok iyi pozladı. Dolayısıyla auto exposure'ı da rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kamera olmuş. Hatta daha da işi kolaylaştırmak için vlog modu yapmışlar. Vlog modunu aldığınızda kameranın her şeyi otomatize oluyor. Dolayısıyla hiçbir şey düşünmeden çok basit seçimler yaparak, ekrana dokunarak bazı şeyleri seçmeniz gerekiyor. İşte arkayı bulanıklaştır gibi. Çok kolay ve hızlı bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Ben onu değil, video modunu tercih ettim ama pozlamayı aperture priority yaptım. Yani bildiğiniz gibi birkaç değişik türde pozlama seçeneği var. Diyafram öncelikli, shutter speed öncelikli, ISO öncelikli olmak üzere 3 değişik modda kullanabilirsiniz. Ben var olan lensimin diyaframını seçip ona uygun olan ayarları kameranın önermesini seçtim. Ve f-log 2'de çektiğim için hatalı pozlama yok gibi videoda zaten görüyor olacaksınız. Bu bayağı küçük bir kamera ama buna rağmen yeni işlemcisi sayesinde 4K 60 kare çekebiliyor. Isınma sorunlarına karşı bir tane de ekstra aksesuar yapmış Fuji. Aslında bu komple bir çözüm olmuş bu kamera. Bir soğutucu sistem var. Bu da kameralarda yeni moda. Bunu buraya takıyorsunuz. Sıkıştırıyorsunuz.
vidalıyorsunuz daha doğrusu. Bu soğutucu menüden ayarladığınız şekilde çalışmaya başlıyor. İsterseniz çok hızlı, isterseniz çok yavaş. Böylece kayıt süreleri saatleri aşabiliyor. Normalde 24 dakikalık ortalama bir çekim süresi var. 24 dakika sonra normal şartlar altında kameranın ısınmasını bekliyoruz. Fakat bunu takarsanız kartınız veya piliniz kadar gidebiliyorsunuz. Tabii bunu taktığınız zaman haliyle LCD kapanmaz hale geliyor. Ama o kadar artık olur tabii, yapacak bir şey yok. Vloggerlar veya YouTuberlar için yapılmış ama aslında sinema öğrencileri için de akılcı bir kamera. Çünkü hem fiyatı düşük hem de dış bir kayıtçıya RAW çekebiliyor. Yani HDMI'dan bunu Atomos'un Ninja 5 veya 5 Plus serisine bağladığınız zaman HDMI üzerinden ProRes RAW veya Blackmagic RAW çekebiliyorsunuz. Bu da bunu aslında bir nevi sinema kamerası haline getiriyor. Bu cihazın bir eski versiyonunu da ben geçtiğimiz ay yurt dışındaki seyahatimde kullanmıştım, yine Fuji'den ödünç alıp. Onda mesela kulaklık çıkışı olmaması, dışarıda çekim yaparken özellikle yaka mikrofonunu taktıktan sonra her şey yolunda mı diye kontrol edememek beni geriyordu biraz. Nedense kamera üreticileri o konuda çok gıcıktır, koymazlar. Bir önceki versiyonda yokmuş fakat bu versiyona koymuşlar. Şurada bunu açıyorsunuz ve basit bir jackle 3.5 milimetre, yani bazılarına göre 3-5 milimetrelik bir jackle oradan herhangi bir kulaklık takıp dinleme yapabilirsiniz. Bu arada tabii bu kameranın hızlı kartlara ihtiyacı var. Örneğin bu kart V90, aklınızda olmasında yarar var. V90 standardında SD kartlara ihtiyacınız var. Yani saniyedeki transfer hızının bu kamerayı karşılayabiliyor olması lazım. Şu anda var olan en yüksek standart V90 zaten. 8K destekliyor. Saniyede 280 MB yazma hızı var. Takıyoruz. Şuraya girdiğimiz zaman burada çözünürlüğü ayarlayabiliyoruz. Aşağıda da kodek var. Hangi kodeyi kullanacağımız. Örneğin H265 Longop 422 10 bit 100 megabits per second kaydedebiliyoruz. Ama onu değiştirebiliriz. 360 megabits per second'a kadar çıkıyor. Tabii 360 çok çok yüksek bir sayı. Dolayısıyla kartta daha az yeriniz olacak demektir. Ama çekim yapabiliyorsunuz. Kendi üstünde çok yüksek kaliteli 10 bit kayıt yapabilme imkanı var. Intra-frame compression'la, yani all eye dediği. Her bir kare sadece kendi içinde sıkıştırılıyor. Kareler arası sıkıştırma yapmıyor. Yerden kazanmak istiyorsanız Longop 422 yapabilirsiniz. Şuradan megabiti düşürebiliyorsunuz. 50 megabite düşmek mümkün. Veya yine 360'a kadar çıkmak mümkün. Dolayısıyla hem kodek üzerinde kontrolünüz var hem de veri akışı konusunda kontrolünüz var. Ama tabii uyumlu kart olması lazım. Eğer iyice yerden tasarruf etmek istiyorsanız H265 420 çekebilirsiniz. Data rate'i azaltabilirsiniz. HDMI çıkışına gelince orada da RAW olarak size kayıt etme imkanı veriyor. Sinema öğrencileri için altın niteliğinde bir fırsat diyebiliriz. Sadece gövde fiyatı 1299 dolar, gayet makul bir fiyat. Türkler için değil. Çünkü Türkler için hiçbiri değil. Bir de Fuji Türkiye'nin güzel bir alışkanlığı var. Amerika'daki fiyat neyse Türkiye'de de onu uyguluyorlar. Bütün Fuji'lerde olduğu gibi bunda da çok iyi bir IBIS var. IBIS dediğimiz In-Body Image Stabilization. Sensör kendinden stabilizasyon yapıyor. 7 f-stop'a kadar olduğu iddia ediliyor. Ben de Yunanistan'da denedim. Gayet iyi. Yani dolayısıyla elde çok rahat çekim yapabiliyorsunuz. Tripodmuş gibi takılabiliyorsunuz. Özellikle lensle uyumluysa. Tabii bu kamera henüz çıkmadığı için elimdeki 8 mm ile tam uyumlu değildi. Ama başka lenslerle uyumluydu. Çıktığında büyük ihtimalle daha da iyi performans veriyor olacak. Ama genel olarak çok iyi bir stabilizasyon sistemi var. Artı dijital stabilizasyon da var. Onu da eklerseniz gimbal modunda size hizmet verebiliyor. Bir de bu Fuji'lerin en büyük avantajı da bir ilk makinelerden biri. Analog film simülasyonları içine koyuyorlar makinelerin. Filter modları var. İçinde bir takım eski Fuji filmleri falan simüle eden hazır filtreler var diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hızlı sonuç almak istiyorsanız, hoşunuza giden bir renk paleti varsa onlardan birini uygulayıp doğrudan videonuzu o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bütün Fuji kameralarda yine çok takdir ettiğim bir özelliği var. USB'yi taktığınız zaman bir webcam olarak veya stream kamerası olarak hizmet görüyor. Bir sürü başka üreticide olmayan şeyler bu. Bu kadar küçük bir şeyin içinde bu kadar çok şey nasıl sığdırılır? Nasıl oluyor da oluyor. Ya. Çok ufak sorunlarından da bahsedeyim. Harika bir kamera olmakla birlikte LCD'si ve vizörü bu sınıftaki bir kamera için normal ama profesyonel sınıftaki bir kamera gibi değil. Özellikle LCD karanlık. Gerçi o her zaman yaşanan bir sorun. Güneşte hiçbir zaman hiçbir şey göremiyorsunuz. Dolayısıyla vizöre muhtaç kalıyorsunuz. Fakat vizör de hem çözünürlük olarak hem de kare hızı olarak yeterli değil. Dolayısıyla biraz hasbelkader artık ne çekebiliyorsanız onu çekiyorsunuz. Bir de hocam vlog kamerası olmasından kaynaklı hafif de bir kamera sanırım, öyle mi? Tabii bayağı hafif. Hatta şöyle. Fuji'nin güzel lensleri var. Bu örneğin 8 mm özellikle istemiştim test ederken. Vlog yapacaksanız geniş açılara ihtiyacınız var. 8 mm çok başarılı. 3.5 bunun diyaframı ama başka lensler de var. Büyük ihtimalle böyle bir kamera alacaksanız 18-55 en çok satın alacağınız lens olabilir.
Tabii bunlar APS-C kameralar. Dolayısıyla yaklaşık 24-70'e falan denk geliyor. Bu da çok küçük bir lens. APS-C kameraların bütün avantajlarını kullanıyor. Yani küçük olabilmesi lenslerin de küçülmesini sağlıyor. Bunun diyaframı 2.8'e 4. Bu ne demek? Yani diyafram 18'deyken 2.8 ama 55'e doğru geldiğinizde 4'e düşüyor. Dolayısıyla sabit diyafram değil. Sabit diyafram olmaması da bazı durumlarda işinizi zorlaştırabilir. Yani bir sahne tasarlıyorsunuz, film çekeceksiniz. Genelde diyaframın sabit olmasını tercih edersiniz. Hem 18'de hem 55'de 2.8 olmasını istersiniz ama o zaman lens tabii bundan çok daha büyük olmak zorunda kalacağı için böyle bir çözüme gitmişler. Pratik bir lens. Kendi üzerinde de optik stabilizasyon var. Dolayısıyla kameranın içindeki stabilizasyonla kombine çalışıp daha da iyi bir sabitleme sağlıyor. Ve Fuji'de garip bulduğum şey üzerinde diyafram bileziği var. Çevirerek yapabiliyorsunuz veya onu iptal edip kameranın düğmelerinden de yapabiliyorsunuz. Menüleri birazcık karmaşık. Açtığımızda solda üstte bir kamera ikonu var. Video modundayken çıkan bir şey o. Movie ile ilgili bütün ayarları görüyorsunuz. Ama mesela şöyle bir şey var. Fuji'lerde sevmediğim ya da en azından bu modelde. Pozlama yöntemini değiştirmek için menüye girmek zorundasınız. Geldiniz şurada shooting modu otomatikten manuele veya shutter priority'ye veya program auto exposure alabiliyorsunuz. Ki bunun ayrı bir düğme olmasını beklerdim. O olmamış. Yine aynı şekilde çözünürlüğü değiştirmek için, kare sayısını arttırmak için, self timer, HDMI çıkışları bunların hepsini buradan yapmak zorundasınız. Dolayısıyla menüye girmek zorundasınız. Menünün kontrolü fena değil. Şurada bir joystick var. Onunla kolayca gidebiliyorsunuz. Image quality diye bir ayrı sekme yapmış. Orada da bu film simülasyonları, işte white balance, beyaz ayarı, color, sharpness, high ISO noise reduction gibi şeyler var. Biraz kafa karıştırıcı. Yani niye white balance burada da shutter speed öbür tarafta veya pozlama yöntemi öbür tarafta gibi bir takım sorular ortaya çıkıyor. Akıllı otofokus var. Bir insan yüzünü takip edebiliyor. Bir aracı, bir hayvanı takip edebiliyor. Hatta insan arkasını döndüğünde de hala takip etmeyi sürdürebiliyor. Yani orada akıllı bir algoritma çalışıyor aslında. Bunlar da zor şeyler aslında. Yani kameraları çok iyi tanıyor olmak gerekiyor. Onun için kullanması çok kolay olmayabilir. O tür insanlar için de vlog modunu aktive etmişler. Ona geldiğinizde her şey kendi kendine ayarlanmış oluyor. Q menu diye bir şey var. Quick menu deniyor. Ona bastığınız zaman o dediğim şeyleri buradan da yapabilmeniz mümkün. Kim alsın bu kamerayı? Öncelikle bir kameraya neden ihtiyacınız olduğunu düşünmenizde yarar var. Bir insan niye kamera alır yani? Telefonu yetmiyor olabilir. Hocam artık insanlar kendini çekmeyi çok seviyor ve daha kaliteli bir şeyle çekmek istiyor. O yüzden influencerlar için bence çok güzel bir alet bu. Yani evet, bir şekilde içerik üretmek, uyuz oluyorum o lafı ama içerik üretmek, yani video üretmek gibi derdiniz varsa telefon tabii bir yere kadar iyi sonuç veriyor. Bu arada şunu söylemek lazım. Bütün kameralar çok iyi. Dolayısıyla bu da çok iyi. Ama örneğin işte geziye gideceksin. Yunanistan gezisi için konuşursak. Atina'da 3 günlük kısa bir gezi. Yürümen gerekiyor. Yanına çok ağır bir şey almak istemiyorsun. Ama iyi de çekmek istiyorsun. Belki ileride stok olarak kullanacak olabilirsin, program yapacak olabilirsin. Hani yüksek kaliteli bir şey çekmek istiyorsan yine bu tür bir kameraya muhtaçsın. Tek eleştirim şu olabilir. Niye bu kameralar hala 1969'daki şekilleriyle yapılmak zorunda onu bilmiyorum ama. Yani çok ilginç. Dışı çok eski. Ama içi çok yeni bir kamera aslında. Çok güçlü bir kamera bu fiyatına göre. X-T4'ün daha iyileştirilmişi ve hafifletilmişi gibi bir şey oluyor. Herhangi bir şekilde içerik üretecekseniz ve bundan para kazanmayı düşünüyorsanız veya anılarınıza çok değer veriyorsanız, ileride de kullanacaksanız böyle bir kameraya ihtiyacınız var. Ama data sorunu var. Yani 360 megabit per second çekerseniz onları koyacak hard disklere de ihtiyacınız var. Sonra o hard diskleri yedekleyecek başka hard disklere de ihtiyacınız olacağını unutmamakta yarar. USB üzerinden 4K vermek gibi, üstelik de 60 kare vermek gibi çok güzel, hayırlı bir özelliği var. Kameranın ilginç bir diğer özelliği yanında şarj aleti gelmemesi arkadaşlar. Çünkü kamera aslında bir telefon şarjıyla, yani benzer bir cihazla şarj oluyor. Fuji sağ olsun bunu bana Yunanistan'da da doldurabileyim diye verdi. Gerçi ben de telefonumunkini kullandım. Dolayısıyla yine kullanmamış oldum ama şarj aletini ekstra almanız gerekiyor. Aynı şekilde soğutucuyu ve 3 ayağı da ekstra olarak alıyorsunuz. Fiyat 1299 dolar ama aslında 1299 dolardan fazla. Ama bu da beklenebilir bir durum. Adamlar her şeyi size versin mi? Olmaz öyle saçmış. Normalde başka üreticilerin kameralarında önde mercek, arkada elektronik, en arkada algılayıcı sensörler bulunur. Bunlar da sırayı ters çeviriyorlar. Önce ışık geliyor, arkada transistörler var. Düşük ışıkta daha iyi çalışma gibi bir takım avantajlar sağladığı iddia ediliyor. Ama başka durumlarda da sorunlara yol açabileceği söyleniyor. Genel olarak beni çok şaşırttı. Çok çok iyi bir dinamik aralığı var. Kamerada herhangi bir kayıt süresi limiti yok. Ama ısınmadan dolayı varsa fan 001 adlı bu parçayı almak suretiyle kameranın ısınmasını da engelleyebilirsiniz. Hocam keşke benim olsa. Fuji'ye buradan sesleniyorum. Ne yapacaksın bu kamerayı? Hocam kendimi çekeceğim. Kendini çekeceğim. Evet. Kendini çekmek için fazla bir kamera.
Evet, Yaren kendini çekmek istiyor sayın seyirciler. Evet. Açıkçası kameralardan nefret ettiğimi bir kere daha hatırladım. Ben kameralardan nefret ediyorum sayın seyirciler. Ama bu kamerayı beğendim. Şu açıdan nefret ediyorum. En büyük sorun lens değiştirmek. Değiştirmen gerekiyor. Hadi çantayı indir, 8 milimetreye çıkar, arka kapağını tak, öbürünü buraya geçir, onu öbür çantaya koy, tekrar sırtına çantayı al. Gerçekten çekilecek kahır değil. Şöyle bir lens hayal ediyorum. 8-800. Harika. 1.4 ve 100 gram. Ama böyle şey değil mi? 1 metre lens falan. Yanında da taşımak için adam veya kadın getirmen gerek. Pratiklik artık çok daha önemli eskisine göre. Dolayısıyla gerçekten olabilecek optimum kamerayı yapmışlar. Yani böyle bir kamera bundan daha küçük olamaz zaten lensi dolayısıyla. Çünkü neredeyse lens kadar zaten kamera. İnsan eli faktörü var tasarımda. Bir şeyi insan elinden çok küçük yaptığınız zaman, benim ellerim tabii hayvan gibi ama Yaren'in küçük elleriyle nasıl oluyor bilmiyorum. Peki sen bir kameraya 1299 dolar verir misin? Eğer 1299 dolarım varsa veririm. Ama lens alamıyor değil mi? Bekliyor. Benim bir kamerayı beğenmem zordur. Hatta Fuji de şaşırdı bu işe. Tebrik ediyoruz Fuji. Ne geliştirilebilir? XS30'da daha iyi LCD, daha iyi vizör konabilir. Benim en sevdiğim özelliği ne derseniz pil. Eski versiyonun iki katıymış pil dayanması. O bayağı iyi bir arttırım olmuş. Hem de pili de çok büyütmeden yapmışlar anladığım kadarıyla. Bunlar yeni nesil piller. Piller daha verimli, işlemci daha verimli. Size bir de öneri de bulunmak istiyorum. Az çekim yapın arkadaşlar. Mesela ben hep şöyle yapıyordum. Giriyorum kayda, 15 saniye çekiyorum, bırakıyorum. Kayda girip dakikalarca çekmiyorsunuz. Böylece birçok avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Bir, piliniz daha iyi gidiyor. 2. Daha az hard diske ihtiyacınız oluyor. 3. Kurgulamak kolaylaşıyor. 4. Korumak kolaylaşıyor. 5. Arkadaşlarınıza yapacağınız eziyetin süresi düşüyor. Yani eğer videolarınızı arkadaşlarınıza gösteriyorsanız daha hızlı bir şekilde gösterme şansına sahip oluyorsunuz. Bu tür kameraların en büyük problemi ND filtre sorunu. Özellikle video çekecekseniz F-Log 2 modu 1250 ASA'da çalışıyor. Güpe gündüz orada Yunanistan'ın ışığı altında birdenbire 1250 ASA'da shutter speed'inizi 1/2000'lere, 4000'lere çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Diyaframınızı 11'e getirmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu önleyebilmek için ya kameranın kendi içinde ND filtre olması lazım ama bu boyutta bir kamerada mümkün değil. Dolayısıyla önüne ND filtre takmanız lazım. Yoktu yanımda ND filtre. Olsa bile bu sefer onları ondan çıkar ona tak falan gibi bir takım sorunlar var. Böyle bir kamera alacaksanız, video çekmeyi düşünüyorsanız yanında variable denen ND filtrelere ihtiyaç var. Fuji! Şeylerde bugün Fuji'nin yeni kamerasını dünya ile aynı anda tanıttık. XS20. Bravo Fuji. Görüşmek üzere.